Herkese merhabalar. Acı Badem Fulya'nın önündeyiz. Biraz stres var, biraz da heyecan var tabi. Ameliyata gireceğiz. Hazırlıklarımız tamam. Şimdi 7. kata gideceğiz. Odamız hazırlanmış. Görüşelim bakalım. Gidelim. Şu anda da gideyiz. 7. kata doğru ilerleyeceğiz. Evet, geldik. Sağ olun, teşekkürler. Evet, heyecan var, 7. kattayız. Ameliyata doğru gireceğiz. İlerliyoruz. Evet, hemşireler burada. Merhabalar. Ben bugün ameliyat olacağım da odam kaçtı? 4705. Karşısı mı? Evet. 4705'e doğru ilerliyoruz. İşte odamız burası. Evet, buraya geldik. Üstümüzü değiştireceğiz artık. Ve kan sulandırıcı iğneyle başlayacak her şey. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sorumlusu? Yani şey... ameliyatta hemen başlıyor muyuz diye soruştum. Ameliyatta hemen başlamıyoruz. Şimdi sana bir tane dormikum dediğimiz bir iğne yapacağız. Bu iğneyle beraber hafif böyle konuştuklarımı duyarsın ama ameliyat sonrası hatırlamazsın, noktasına geleceksin. Biraz rahatlatma ilacı diye. Tamam mı? O ilaçtan sonra da seni uyutuyoruz. Uyuttuktan sonra batikon dediğimiz steril bir madde iyice karnını steril hale getiriyor. Batikon dediğimiz bir şey sürüyoruz. Ondan sonra örtüler örtüyoruz. Sonra bizim laparoskopi sistemleri var. Onları ayarlıyoruz. Vücuduna girecek olan trokar dediğimiz kalem gibi aletler var. İşte onların öncesinde o sistemlerin hazırlanması gerekiyor. Sonrasında işte bizim üzer ameliyatta kullandığımız aletler var. Onların ayarlarını yapıyoruz ve sonra ameliyata başlıyoruz. Yaklaşık 1-1,5 saatlik bir ameliyat. Ameliyat sonrası seni dinlenme odasına alacağız. Orada tansiyonu takip edeceğiz. Tansiyonlar da iyiyse sonra yoğun bakıma şey yaparız. Yoğun bakım alırız ya da yatağını alırız. Duruma göre. Genellikle biz 3 gün tutuyoruz. Birazcık titizliğimiz, tansiyon yüksek olsun istemiyoruz. Tamam mı? Onları konuşuruz. Tansiyon şu an biraz yüksek gibi. Ölçmeyiz mi? Ölçeceğiz. Şimdi devamlı monitöre bağlayacağız. Merak etme. Ben hep yanında olacağım zaten. En şey. Başka merak ettiğim bir şey var mı? Yok. Biraz da sakinleştirici tarzı bir şey yapabilirsin. Yapacağız. Hadi dormikumu yapalım. Nerede dormikum? İşte orada. Artık kapatalım mı? Şimdi size ilaç yapacağız. Bundan sonrasını hatırlamayacaksınız. Tamam, peki. Tamam, yalnız. Serkan rica etti, bana verdi. Şimdi yan tarafa geçecek, o yüzden ben de yönetim. Birazdan masayı alıyoruz, bu anestezi masasını alıyoruz. Daha sonra uyuma işlemi başlayacak. Bir el sağlık istersen. Anestezi hazırlıkları. Burada tabii bizim laparoskopi aletlerimiz var. Bu aletleri görüyorsunuz. Burada değişik aletler. Bunların hepsi laparoskopide kullandığımız değişik aletler. Bağırsak kesiciler, trokar dediğimiz kalem gibi aletler şunlar. Biraz sonra da zaten Serkan uyuyacak. Evet, şimdi anestezi hocamız geldi, Mustafa evet. Bey. Hastamıza uygun anestezi doktorumuz geldi, 113 kilo. En ağırı. Nasılsınız? Allah'a çok şükür. Sizler nasılsınız? Serkan bizim kıymetlimiz. 3 yıldır ameliyat olmayı düşünüyordu. Yaklaşık olarak herhalde obezite destek toplantısında 4 defa beni dinledi. Doğru İkna mu? Oldu. İkna oldu. Evet. Anıl'ın da arkadaşı. Kabataşlı değil mi? Evet. Kabataşlıyız. Ama Beşiktaşlı olmamış, Galatasaraylı olmuş. Kabataşlılar. Ondan sonra. Şimdi hazırlıklar devam ediyor. Ekibimiz tarafından. Bu Samsung'un görüntüsü de harikaymış. Biz de mi alsak bundan? iPhone'dan daha iyi gibi. Evet, ben çok başarılı oldum. Değil mi? Kesinlikle.
Yarın bu konuşmalarımızı hatırlamayacağını iddia ediyorum Serkan'a. O da hatırlayacağım diyor. Hatırlamıyor olmasına rağmen hatırlamayabilirim. O yüzden kaydediyorum. Şifre verelim. Sanax biraz az yaptık gerçi. Şifre verelim, yarın söylesin bize. Kaç yaptık doğrultumu? 3. 3, fena değil. Öyle mi? Şifreyi hatırlar mı diyorsun? İşte hatırlayacak mı hatırlamayacak mı? Biz de buradan söyleyeceğiz. Söyle şifreyi. Şifremiz... Fener şampiyon ediyor. Söyle lacivert en büyük Fener. Hayda. Şifre bu abi. Olmaz. Çalışma. Hadi senin ardından bu yapalım. Şu benim şu yediği yok. Günaydın. Başladık. Günaydın abi. Yayındayız. Evet. Bugün birinci günümüz. Gayet iyi gidiyor. Bu az önce filmini çektik. Gayet güzel. Bütün Türk müdahaleatlarının ertesi günü bir film çekiyoruz. Hem çapını görüyoruz hem de kaçak kontrolü için yapıyoruz bunu ama bir endişemiz yok. Serkan'da herhangi bir kaçak endişemiz yok. Çünkü Stepler'dan sonra işte bir kat daha dikiyoruz. Dolayısıyla herhangi bir böyle bir kötü beklentimiz yok. Pasaj gayet iyi, yani işçilikleri gayet iyi gidiyor. Bugün gezecek, bol bol dolaşacak, görevin o. Üfleme yapacaksın. Tamam. Onun dışında yapacakların başka bir şey de yok aslına bakarsan. Su, elma suyu gidiyoruz. Yarın proteine geçiyoruz, öbür gün tavucuyuz. Ha, cumartesi sabahı mı? Üçüncü gün, pazar çıkıyorsun. Cumartesi sınıf veriyoruz, sonra pazar çıkıyorsun. Ha, yani pazar. Yarın buradasın. Bugün birinci gün, yarın buradasın, pazar çıkıyorsun. Pazar çıkıyorsun. Tamam. Onun dışında kim ne merak edebilir? Doktor gözüyle birinci günde hastalardan isteğimiz ne? Bol hareketli olmaları, aynen, gezmeleri. Üç tur attım. Ağrım var mı? Ağrım vardı, şu anda ağrı kesicili kalmadı. Ağrın yok, o zaman gezeceğiz. Aynen. Bulantın var mı? Hiç olmadı bulantı. Bulantın da hiç olmadı, okey. Pasaj gayet iyi. Tamam. Okay. O zaman her şey yolunda. Zayıflamaya başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Her tamam. Şey için çok teşekkür ederim. Aynen. Çok tamam. Sağ olun. Görüşürüz. Allah razı olsun. Herkese merhaba. 5 dakika sonra falan taburcu olacağım. Son toparlanmaları yapıyoruz ve her şey çok çok iyi. Her şey yolunda. Eve geçiyorum artık. Ziyaretçi yasağı girdi. Grip olmam istenmiyor. Kalabalık mekanlarda bulunmam da istenmiyor pek. O yüzden çok dikkatli olmamız lazımmış bu en azından bir aylık süreçte. Vücut direncimizin de düşük olduğu için grip olma olasılığımız yüksek. Her şey dediğim gibi çok çok iyi, başarılı geçti. Kaçak risk her geçen gün azalıyor. Zaten düşük bir olasılık. Sıvı diyetimi yapabiliyorum. Sıvı yiyecekler yiyebiliyorum. Katı gıdalara daha henüz tabii ki geçmedik. Her şey yolunda, sıvılarla devam edeceğiz. Bu bir ay böyle devam edecek ve bir ay sonra da katılara geçeceğiz. Görüşmek dileğiyle hepinize sevgiler, selamlar. Hepinize ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. İlginiz için.